ufacık yumurta. Bunu kim doğurmuş? Bunu tavuk yumurtaya bırakacak oldu mu böyle ufak doğurdular. Yumurtanın solundan böyle doğuruyor. Abi. Buraya şey olarak koydum. Yaban gitmesin. Burada. Var mı ufak? Orasın gibi kalkıyor mu da? Kalkmıyor. Hoş geldin Fadime. Fadime evet. Mi? Heh. Allah'ım ne yapacaksın bunu? Kol olarak duruyor ya tavuklar. Hey. Gel şu. Fadime'ye gıcık gitmiş tavuk. Şu beyaz oğuzlar yaz var. O mu kalkıyor? Beni kalkmadı Tayyip. Yumurtalar toplayan mı? Hadi toplayan bakalım Tayyip. Doğal yumurta almaya çayırcıya geldi. Bir tane çıktı. Bir tane. Bakalım bize iki koli olabilecek mi inşallah. Onları. Abim de getirecek demişydin. Onlar aldı, onlar bende. Tamam. Var mı o da? Üç tane burada var. Hadi bakalım oldu dört. Ha maşallah. Yemledik. Gel bakalım. Doğal yumurta. Yemledi buğday attı anan. Attı mı? Attı bir sürü attı. Ablası tavuk 8 yaşında var. Beyaz tavuk. 8 yaşında mı? Hakiki köy tavuğu. Bu. Diğer biraz ikinci üçüncü yer. Değişme yani. Bu. 8 yaşında çok kart. Çok kart değil mi? Aynen. Bu kadar mı yumurta? Hakkı işte bilmiyorum. Bulduk mu? Orada yok abla. Başka var mı? Yanlar sıkılık diye yer değiştiriyorlar. Fadime gidiyor mu? Dur bekle geliyorum. Dur. Tamam girmiyorsun o zaman. Girmedim dur. Arabayı delmiş. Lastikler kötüymüş. Tayyip geldi. Araba kimin? Benim kızım. Kız var mı içinde şu an? Var da. İyi hadi. Gel bili. Hangi kız? Büyük kız. Tamam. Gel bili. Yemine gelsinler hadi. Maşallah. Kankimin tavuklarına. Yumurtalar dedik. Alalım da buyur dedik şöyle. Şahin'le. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuz. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım hoş geldiniz. Köydeki açık hava mutfağıma. Gönül dostlarım bugün taze biberden günlük turşu kuracağım. Allah. Turşu kurmak için de önce daveriyi sulu taze biberden kuracağız. Hani kuru biber turşusu kuruyoruz daverinden demiştim ya, hep diyorum videolarımda. Çok kez de videosunu yaptım. Şimdi taze erikten, taze biberden turşu kuracağız. Bak bu daveri kaynadı arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Daveri nedir Ülker abla diyen olabilir. Tabii ki de yeni gelen takipçilerimiz. Aha bak daveri gönül dostlarım. Şahin toplayıverdi geldi sağ olsun. Kaynadı. Şöyle biraz kaynayınca tuz attım. Suyu bulanık olmasın. Buraya su doldurdum. Kaynayacak. Burada nohut yemeğim pişiyor. Biberleri ne yaptım? Biberleri şöyle uç biberler. Hesaplarını kestim. Ortadan yardım. Uç biber bunlar gönül dostlarım. Bütün öyle olur mu olur. Daha ufak ufak doğrasak olur mu? Olur, ben böyle tercih ettim. Su kaynadı mı şimdi biberleri haşlayacağım. Bunları doğrayacağım. İnşallah. İşte böyle taze erik suyundan, taze biberden turşu, günlük turşu kuracağız. 2-3 saat sonra yiyeceğiz. Ya da akşamdan kurup sabah yarın öğlen yiyebiliriz. O zaman daha güzel olur. Sarımsağı tuzu içine siner. Şimdi daveri pişti. Bunu alayım. Şöyle kenara alayım. Ne yapacağız? Ateşe biberi haşlamak için su koyuyoruz. Daveri suyumuz. Burada kenarda ılısın, beklesin.
O tamam. Biz biberleri yarmaya devam edelim arkadaşlar. Böyle saplarını kesiyoruz. Ortadan yarıyoruz. Çok çekirdek varsa onları çıkarıyoruz. Baya şunları çıkardım. Misafir vardı gönül dostlarım. Tam ben turşu kuracağım diye eriye ocağa koydum. Biberleri biraz kestim. Çekime geçecektim. Misafir geldi. Misafirler çekilmek istemedi. Zaten çekilmek istemeyen, hani videoda çıkmayacağım diyen hiçbir kimseyi çekmiyoruz. Adını bile vermiyoruz arkadaşlar. Öyle olması da gerekiyor. Şimdi çay içtik, sohbet, muhabbet, biraz böyle dinlendik. İyi de oldu, Allah razı olsun gelenden gidenden. Şimdi onları geçirdik, masayı bile toplamadım. İlk önce dedim ateş yanarken hani boşuna yanmasın. Ben bu işleri halledeyim. Bu yani biberleri falan haşlayayım, hızlıca turşuyu kurayım. Ondan sonra da masayı toplarım. Burada da nohut yemeğimiz kaynıyor. Güzelce kaynasın akşama. Nohut yemeğe turşu, bir de pilav pişirdik mi kış yemekleri olur galiba. Masayı toplayan bulaşıkları götüreyim, makineye vereyim dedim. Su kaynadı, karşıdan gördüm. Tabii ki ilk önce ocak boşa yanmasın. Kaynayan suya biberleri atıyorum. Arkadaşlar, kaynayan suya biberleri attık. Biraz haşlanacak, çok değil. Çok değil arkadaşlar. Şöyle kıtır kıtır olacak şekilde haşlansın. Tamam. Biberimizi süzelim arkadaşlar, hazır olsun. Dönerimizi. Suyu lazım bize. Tamam. Suyunu süzdük. Erikleri de lazım. Eriklerini turşuyu kurduktan sonra, ortalığı topladıktan sonra eriklerini halledeceğiz. İnşallah diyoruz. Suyunu süzdük. Mis oldu. Mis 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 mis. Biberler kaynamaya başladı mı tuz atıyoruz. Birazcık yani tuzlu suda haşlanmasını sağlıyoruz. Bakıyoruz. Bakalım ne kadar haşlanmış diye. Az da. Çok az da. Az diri kalacak. Azıcık da haşlanacak. Evet arkadaşlar. Şöyle erik suyu bak kızardı. Gitti. Mis gibi oldu. Dusturu güzel oldu rengi de. Erik suyunun içerisine sarımsak at. İnce ince incecik dövdüm ve haşladığımız biberleri atıyoruz. Tuzuna bakıyoruz. Tuzu ayarında mı değil mi? Eğer tuzu azsa tuz atıyoruz başına. Tuzu ekliyoruz, karıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu kapatacağız. Akşam kur, sabah ye. Sabah kur, öğlen ye. Öğlen kur, akşam ye turşusu bu. Günlük taze biberden, erik suyundan, sade erik suyu arkadaşlar. Erik suyu ekşiyse, yani çok ekşiyse, aroması yoğunsa birazcık içme suyu ekleyebilirsiniz. Kaynatılmış, soğutulmuş su. Ya da içme suyu kaynatılmadan da olabilir, ekleyebilirsiniz. Fakat şu anda bunun çok güzel, çok orantıda işte böyle bir turşu arkadaşlar. Taze biberden, taze erik suyundan turşu. Sıra geldi sumak tanelerinden sumak tozunu ayırmaya. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. İyi ki de geldiniz köydeki evimize diyeyim arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz sumak. Biz somak deriz. Aslında sumak. Şöyle üzüm salkımı gibi salkımı olur bunun. Ve şöyle taneleri olur. Mercimek gibi. Mercimek gibi taneleri olur. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları dağdan topladık. Şöyle bezin üzerine serdik arkadaşlar. Güzelce kurudu. Kuruduktan sonra bunları şöyle hemen yapıyoruz, ufalıyoruz. Bak tanesi ne oldu? Görüyor musunuz? Çıktı.
Çıkıyor şöyle. Elimize batıyor mu? Batıyor. Hadi bismillah. Yemeksiz yemek olmuyor tabii. Şöyle. Eledim bura döküyorum. Aslında biraz yapraklıydı bu. Yaprağı da şifa olsun varsın. Yapraksız isterseniz yapraksız dolu. Toplarken yaprak dökmezseniz biz biraz bilerek yapraklı olur. Al buradan elediğimiz sumak tanelerini robota dolduruyoruz. Yeter kadar, çok olmasın. Şöyle. Gönül dostlarım, somak tanelerini salkımından ayırdıktan sonra gözerden eledik. Bak bu gözerdir. İri delikli, böyle iri iri. Şimdi robotta üvüttükten sonra somak tanelerini galbırdan eleyeceğiz. Ha şöyle. Yani somak tozu nasıl elde ediyoruz? İşte böyle. Bakın. Sumak tozu böyle elde ediliyor. Tozu alta geçiyor. Gördüğünüz çekirdekleri. Çekirdekleri bunu baharatçılar ne yapıyor? Değirmende kırdırıyor. Taş gibi bu çekirdek, çok sert, kemik gibi. Bu da un haline gelebiliyor. Bizim öyle imkanımız olmadığı için köyümüzde, evimizde doğal yöntemlerle kendi bildiğimiz gibi eskilerden öğrendiğimize göre sumak tozunu bu şekilde elde ediyoruz arkadaşlar. Aslında bunun da vardır bir şeysi de, şifası falan. Sevgili arkadaşlar, dışarıda gündüz gözüne bunu güzelce üğütüp eleyecektim. Fakat misafir geldi. Misafir gelince de şey yapamadım tabii misafirlerin yanında. Neyse, misafirler gitti, ortalığı topladım. Bu arada da artık tabii ki de karanlık oldu. Karanlık olunca somak işini içeri akşama bıraktım. Mecburum buna. Hani misafirin yanında da iş yapmayı sevmiyorum. İş yapılır mı misafirin yanında Şahin? Ha işte böyle bak gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Şimdi bunun çekirdeklerini biz gösterdim ya az önce. O çekirdekler atılıyor burada. Fakat fabrikada olunca o çekirdeğini de fabrika değirmen un haline getiriyor. Çekirdeğiyle bir daha aslında güzeldir değil mi Şahin? Tabii canım. Özü, ama özü de şey oluyor yani. Özü var, çekirdeğinin içi var onun. Tabii. Ama burada bizim yapacağımız bir şey yok. Tabii. Hani değirmenimiz yok, ona göre aletimiz yok. Büyük gücü yok yani. Tamam, şimdi buna döküyoruz. Çıkarmadan dökebiliriz. Eliyoruz. Olmamışsa tekrar atabiliriz yani. Hani şöyle. Güzel onu hazırladım ben. Böyle böyle devam ediyoruz gönül dostlarım. Şimdi turşuyu kurdum. Nohut yemeğini pişirdim. Onu yedik. Akşam yemeğimizi yedik. Akşam da bunları hazırlıyorum inşallah. Bundan sonra da akşamın sabahında neler yaparım? Allah erdirirse, kaldırırsa bir şeyler yapacak. Ha, ermezsek, görmezsek de artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle böyle ben devam ediyorum.
tüm baharatlarda kullanan şeyde baharat orası salatalarda kullanabiliyoruz yani. Salatada, kısırda. Kısırda, salatalarda ondan sonra. Soğan salatasında özellikle. Ayrıca köfteye de koyabilirsin yani soslara da koyabilirsin yani. Ekşi olacak limon katabileceğimiz her tabii. Şeye de koyabiliriz. Aynen, değil mi? Tabii. Böyle bunu yeniden çekeriz. Üşenmeyeceksin gayrı akşam hem Şahin'le. Şahin'i içebilirsin bunu şimdi kaynatıp o çekirdekleri. Kolesterolü virüsleri öldürmeye birebir mesela. Somak yani. Somak tabii. O tabii. Çok şifalı biliyorum ben de. Tabii. Şimdi değirmen olacak aslında bunu. Daha iyice gırcın güzel. Hem de o da olur. Bir gün değirmene de götürürüz de az zaten ya. Evet. Çocuklara birer şey oldu mu yeterli. Böyle tabii. Böyle devam edelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz başka başka sahnelerde diyelim. Video burada bitmiyor. İşteki çekirdek üzerinin kabukları robotta çekildi, elendi tabii. Kırmızılık kalmadı. Hey benim güzel Allah'ım. Yani bizim ekşimizi düşünerek Rabbim böyle sumak tanelerinin üzerine kaplamış ip ekşi, kıpkırmızı. Şimdi elekten aman kalburdan eledik eledik ya işte bak ipek gibi. Arkadaşlar çok güzel oldu. Hiçbir tane böyle gıcır gıcır ağza gelmeyecek. Bayağı da oldu. Hani biz her sene böyle bir şeyler yapıyoruz da bu seneki sumaklar daha güzel oldu. Yağmur yemedi ya. Yağmur yemiş olsaydı böyle bu kadar kırmızı olmuyor değil mi? Tabii bir de pembe oluyor. Ha? İkisi de gitmiş. Yani. Yağmur yedikten sonra toplarsak sumak tanelerini şey oluyor arkadaşlar. Ekşisi gidiyor bu kadar da kırmızı olmuyor. Kızlarıma afiyet olsun, şifa olsun. Onlar daha iyilerini hak ediyorlar. Benim güzel kızlarım, çocuklarım hepsine de buradan selam olsun. Sumak ayıklama, sumak üğütme işini de bitirdik. 6 kavanoz yarımlık sumak tozumuz oldu. Sumak çekirdeklerini ne yapacağım? Kuşlara vereceğim. Kuşlar bunları yiyormuş. Ben Şükrü amcaya dedim, sumaklar başında kalıyor, kışın yani olmuyor. Kışın yarısında baktığımızda hiçbir sumak dalında kalmıyor dediğimde kuşlar yiyor dedi. Aç kalınca tabii yerler. Şimdi bunun üzerindeki ekşisini aldık ya toz olarak. Bu iyi bir kuş yem olur. Kuşlara serpiştireceğim. Bize afiyet olsun yapıp yiyenlere size de afiyet olsun. Evde işte böyle sumak tozu böyle elde ediliyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, turşuyu kurduk, sumakları da hallettik. Sıra geldi bahçenin taşını toplamaya. Burada patates vardı, mısırlar vardı. Soğan şu bu. Sürdük, batmıyor arkadaşlar da. Üzerinden biraz şöyle en azından otlarını falan temizledik. Sürüldü yani. Bahçenin öbür tarafını sürdük. Burayı sürdük. Orta yer kaldı. Oralar dedik yabani yenilebilir otlar falan çıkıyor. Onlar çıksın güzelce yiyelim de. Ondan sonra da süreriz orayı da süreriz. Orada kalmaz. Acele etmiyoruz gayrı yavaş yavaş. Ama patatesler yerinde çok kalmış ya. Böyle. Şuna bak ufak mufak ama baya düzgün
patatesler kalmış. Bunları toplayayım bari ben. Sürülünce ortaya çıkmışlar. Biz beceremiyoruz bu kazma için. Her sene çok bırakıyoruz. Böyle böyle taş toplamaya devam arkadaşlar. Sürüldükçe topluyorum ben. Topladıkça sanki yerden taş yağıyor. Sürdükçe bir daha çıkıyor. Taşları topladım patates yerinden. Şöyle bir kova patates çıktı. Çapa motoru bunu yüzeye çıkarmış. Ben de topladım. Bir kova dolusu gördüğünüz gibi. Ne yapacağım şimdi bunları böyle bir hizaya. Şuraya dikeceğim arkadaşlar. Halaza patates olsun. Haziran ayında ölmezsek taze taze kazar yeriz. Her kuru. Kuru olsun. Toprakta bir şey olmaz arkadaşlar. Zamanı geldi mi? Olur. Şöyle çizi atacağım, açacağım. Zamanı geldi mi? Olur. Çıkar topraktan. Yine taşlarını şöyle kenara. Çıkan taşları alayım. Açıktan topladım ya bunları gönül dostlarım. Belki kırağı vurmuştur. Belki az da olsa don olayı oldu. Don gözlerini öldürmüştür de sıkça saçıyorum. Olursa olacak. Olmazsa olmayacak yani. Hep birlikte olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Bu videoyu unutmayın tamam mı? Arkadaşlar. Bu videoyu unutmayın. Sağ olursak inşallah baharda görüşeceğiz. Şimdi Ekim ayı. Şöyle. Toprağın altında hiçbir şey olmuyor. Zamanı geldi mi filizleniyor. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsun Hülker Hanım? Tarlanın taşını topluyorum. Heh. Bunları hem tarlanın taşı toplansın. Heh. Çapa motoruna takılmasın. Heh. Hem de şura balkonun dibine taş lazım ya. Heh. Dışarıdan getirmeyeyim. Taşı bahçemizin taşlarını toplayayım dedim. Doğru Hülker Hanım, doğru. Heh. Evet. Balkonun dibine beton atacağız. O yüzden arkadaşlar hem tarlanın taşını topluyoruz hem de balkonun dibine oraya ihtiyaçtı. O ihtiyaç gidecek. Yani şimdi böyle işte bahçe işleri bitince de bu işler başlar. Zorunlu muyuz buna? Asla değiliz. Sabah tıka basa kahvaltı yaptık. Biraz taş toplayın. Hem bu iş olmuş olur hem de spor yapmış olurum. Şehirde olsak yiyeceğiz spor salonuna gideceğiz değil mi? Evet. Şimdi spor salonuna gitmiyoruz. Başka sporu tutun. Burada yapıyoruz. Böyle. Bakın böyle bundan sürünce motorla yüzeye çıkıyor. Ben bir topladım. Bir daha çıkıyor. Sürdüğümüzde yüzeye çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Yazmışlar ona 3 tane yorum aldım. Ülker ablacığım videoların kısa diye. Evet. Gönül dostlarım videolar evet kısa oluyor. İnternet sıkıntısından dolayı Şahin işler var çekimlere gidiyor. Şahin olduğunda uzun videolar yüklüyor. Olmadığında ben kısa videolar kendim yüklemeye çalışıyorum dağlara çıkıp şöyle. Tehlikeli olmayan yere köyümüzün hemen üstünde biraz daha çekiyor. Yarım saatlik video olursa 2 günde yüklüyor. 20 dakika olursa
bir buçuk günde falan yüklüyor. Şimdi sevgili takipçilerimiz haklı mı? Öyle demekte haklı Şahin. Uzun videolara alışıklar. Vloglara alışıklar. Uzun uzun. Ama hani şöyle bir atasözü vardır. Gemici lafıdır bu gemici. Gemici lafı. Herkes senin denizde ne kadar mücadele ettiğini bilmez. Yani denizde fırtınalarla mücadele ettiğini bilmez. Gemiyi limana getirdiğine bakar. Doğru mu? Doğru. Gemiyi limana getirdiğine bakar. Evet. Şimdi takipçilerimiz haklı. Onlar beni böyle uzun uzun videolarda, vloglarda seyretmeye alıştılar. Onlar benim internetle ve böyle bazı sıkıntılar, sorunlarla mücadele ettiğimi bilmez. Onlar güzel uzun video, vlog izlemek istiyorlar. Haklılar. Herkes senin denizde fırtınalarla nasıl bir mücadele ettiğini bilmez. Gemiyi limanda ister. Benim takipçilerim de ben ne zorluklarla hani video yüklediğimi bilmez. Videonun başına oturduğunda uzun olsun. Şöyle belgesel tadında güzel bir video izlemek için uzun istiyorlar. Haklılar. İnşallah o günler de gelecek. Onlar da olacak. Şahin de bu ara boş durmuyor. O da bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Onun da işi gücü var. Kim boştaysa bir şeyler yapıyor. Böyle bak. Topladın mı bunun yüzeyini, bir daha sürüldü, bir daha topladın mı çapa motoruna bir zarar vermez. Şu anda çok çıktı Gülkerem, aşağıda var ya. Nerede? Ha bak otmuş herhalde. Ha, onları mı? Ha. Onları da toplarım ya her gün. Toplarız. Öyle şey olur. Ben de toplarım işim bittiği zaman. Hem orada lazım ya bize bunlar. Evet evet. Bak öyle şurada mesela kalmayın. Burayı toplamadık, burayı bostan vardı ya. Hı. Baharda başladıydık toplama. Evet. Ben seviyorum. Şöyle bir eğiliyorum. Şöyle ağmağa çalışıyorum. Bak. Bütün hareket, bütün her kollar, taraf hareket ediyor. Kollar hareket ediyor. Bel hareket, hareket ediyor. Kalkıyorum. Şöyle şöyle topluyorum. Kollar hareket ediyor. Ondan sonra kalkıyorum. Tutmak için eğiliyorum. Ne oluyor? Böyle böyle spor yapıyorlar ya. Evet. Böyle biz böyle çalışmakla yapıyoruz sporu. Arkadaşlar diyoruz ve değil mi? Evet. Ülkenin spor salonu bahçe. He, tabii. Hem yetiştiriyorum hem ekiyorum, biçiyorum. Kötü mü? Fitness salonu. Ülkenin fitness salonu. Biliyor bari Şahin bakalım. Gördün mü? Evet gördüm. Görmez şimdi miyim? Ağırlaşıyor. Yer sürüldü ya. Evet. Şey yürümüyor. Teker batıyor. Teker batıyor. O yüzden ben bunu bak nere döküyorum görürsen göster. Balkon dibine nida ettim. Çalışmayı seviyorum. Evet. Bu çalışma... Ben hiç sevmiyorum. Sana çalış diyen yok zaten. Dur. Evet. Çalışma gücünü ve bahçe işini sevmeyi Rabbim verdi. Rabbim verdi. Allah evet. Verdi. Ben de kamera çekmeyi seviyorum. O yüzden... Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Niye böyle yapıyoruz? Şimdi buralardan su giriyordu. Evet. Şuradan oluktan su akıyor. Depoya su giriyor. Şimdi bunları taşları döşedikten sonra Ülker Hanım'dan inşallah beton açacağız üstüne yani. Açacağız değil mi? He. Nane vardı burada. Naneleri biçelim de yapalım dedik. Biçtik. Naneleri biçtik. Şimdi taşları da yıkacağız. Üzerine beton açacağız. İyi artık buradan çok iyi Ülker Hanım. Çok Şahin iyi. Usta. 40 santim 50 santim olsa yeter zaten yani. Yani. Böyle böyle buraya kadar dökeceğiz. Tamam zaten şuraları dökmüştük yeniden dökeceğiz. Buralar... Baş döktük de o az ya. Az. Biraz daha dökeceğiz. Bire, o da zaten 10 araba taş çıkar. Ben çıkar çıkar. Ben de 5-6 araba kum getireyim çaydan. Ha, hemen şurada ağacı karıştıran da hemen at atıyorum burada. Hemen at atıyorum. Naneler şuna doğru gidiyor zaten. O çuvalı ya iki dal olsa yeter. Naneye yani. Gerek yok. Nane öteki köşede de var. Var var. Yani her yerde nane var. O yüzden. İyi Ülker Hanım şimdi sen bırak da polene özledik. Polene gidelim yani. Evet gönül dostlarım şimdi ben ocağa yemek kurdum. Evet. Oradan Şahin de bir şeyler aldı. Evet. Yemeğimizi pişireceğiz. Hem polen yiyebileceği yemek hem kendimizin yiyebileceği yemek inşallah.
mercimek çorbası başta olmak üzere yapacağız. Hayırlısıyla alacaklarımızı alacağız buradan. Unutmayalım gidecekleri. Evet. Biz şimdi Polen'e şaphaneye gideceğiz. Böyle böyle bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun Hincirlik gönül dostlarım. Bakayım bu benim çorba içeride. Yemek ne oldu? Bir karıştırdım bakayım. Ben. Karıştırdın mı? Allah razı olsun senden tamam. De yerleşim. Polen'in çorbası arkadaşlar. Çorbamızı pişirdik. Şahin de pişireceğini pişirdi. Yollara düştük, şaphane yollarına. Çocuklarıma sağ salim Rabbim kavuşturmayı kısmet etsin. Kavuşmayı inşallah. Öncelikle Ülker'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Tabii ki yüzler gülüyor. Neden yüzler gülüyor? Polen'e gidiyoruz. Bayağıdır 20 gündür falan Polen'den yakından görmedik. Görüntülü görüştük ama birebir görmedik. Ben ilk İzmir'e geldiğimde hastalandım. Hastalanınca çocuklara da bulaştı virüs. Onlar da hastalandı. O yüzden bu gelişimizde en azından bir hafta dedik. Evde duralım. Herhangi bir hastalığımız falan var mı bakalım dedik. Ona göre gidelim dedik. O yüzden yaklaşık 10 gün kadar oldu köye geleli. Herhangi bir belirti olmadı. Bir hastalık yok demek ki. Biz de şimdi Polen'i görelim diye gidiyoruz artık ilçeye. Tabii. Önce biz toplumdan, çekimden böyle il il geziyoruz ya çekim için. Oralardan geldik mi? Öf ne bu toz ya. Arabalar geçti birkaç tane. Kendimizi bir hafta 10 gün izole ediyoruz evde. Evet. Çıkmıyoruz dışarı. Polen'e gitmiyoruz. Yani insanların yanına fazla varmıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Onu demek istiyor Şahin de. Evet, evet. Geçenlerde fark etmedim. Tam buraya geldim. Hemen bir gün sonra gidelim dedik. Çevizi silktik. Üşütmüşüm. Polen Yakuplara gidince orada hastalandım. Biraz orada yatakta uzandım. Bu sefer Kevser'le Yakup da hastalanmışlar. Özlem'le. Özlem'le Yakup da hastalanmışlar. O yüzden demek ki iyi bir virüs almışmışım. Bu senede yani bu geldiğimde de 10 gün bekleyelim de öyle gidelim dedik de şimdi 10 gün oldu gidiyoruz artık. Herhangi bir şeyimiz yok yani. Çok şükür bin şükür. Evet. Gidiyoruz. Hava geliyor mu? Hop, oh. Arkadaşlar şaphaneye geldik. Polen de uyanıkmış. Aldık onu parkta oynatıyoruz. İşte böyle. Bugün de böyle olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Gönül dostlarım. Videoya beğen atın. Polen'e bir maşallah yazı verin arkadaşlar.